Karşılama bu ya. Hoş geldin. Böyle hepimiz birden gelmişsiniz. Merhabalar. Bizi karşılıyorsunuz. Evet. Müdür Bey, izin verin. Biz özel mülkü yağmalamayacağız, dokunmayacağız. Özel mülke bakacağız sadece. Yani bu özel mülkün sınırlarını, nerede, ne var biliyorsunuz. Burada bir toplu mezar var. Evet. Orada açıkçası bir yerinde görmek istedik. Zaten vekillerimiz de bu amaçla bir heyet olarak. Biz bir dolaşalım bakalım. Hoş geldiniz. Bir bakalım mı? Şurası. Dere aşağı. Dere aşağı. Tutun, tutun arkadaşlar. Kimse geçmedi. Hadi oluştun. Müdür Bey, bu set bizim için mi? Çekin. Tamam, iyi çekin. Tamam. Bizimkiler de bizim basın da çeksin. Evet, basın çeksin burayı. Basın çeksin. Yani bu olur mu yani? Ama şimdi özel mülk olduğunu söylüyor. Tükürmüşüm özel mülküne. Ne özel mülkü? Burada 300 tane cenaze var. Ne mülkü? Terbiyeli olmanız lazım. Ne mülkü? 300 tane cenaze var. Bunları çekin buradan. Önümüzden çekin bunları. Mülk gitsin, devlete şikayet etsin. Mahkemeye versin. Şurayı kendi mülkü ne yapacağız? Taş toprak burası ya. Ayıptır, ayıp yaptığınız. Bunu bana söyleyemez. Sizin yaptığınız ayıptır burada. Nasıl söyleyemem? Burada 300 tane cenaze var. Ben polemik yapmayacağım. Cenaze var burada. Bana bağıramazsın. Cenaze var burada. Polemik yapmayacaksın. Ne polemiği? Sizden mi öğreneceğim geliyorum. Nasıl konuşacağımı ben? Tamam, burada ileri geçemezsin. Biz geçiyoruz. Hayır. Siz bizi engelleyebilir misiniz? Vekilleri buyurun engelleyin. Geç arkadaşlar. Geçin. Ne yapacaksınız? Tutuklayacak mısınız? Ne yapacaksınız? Koruyun safınızı ya. Koruyun safınızı. Safınızı koruyun. Evet, bize karşı saf tutuyor. Maşallah bir tane şirket. Bir şirket. 5 tane çete var, 1 tane de burada var. Hadi çekin. Korunun tutma. Ne yapıyorsun? 300 tane cenaze var burada. Ne yapıyorsun? Giremezsin. Tamam, bize dava açsın. Bize dava açsın. Gönder dava açsın. Atın şu attı. Geçin şunu ya. Hayret bir şey ya. Geçin. Ne bala kasabaya? Şirket giriyor, vekil giremiyor ya. Kimse geçmeyecek. Oraya bina yaptırıyorsunuz ama bina yaptırıyorsunuz, vekiller değil giremiyor. Mi? Biz bu özel mülk de olsa bunun kamulaştırılmasını, bu alanın korunmasını savunuyoruz zaten. İnşaata açan, burayı peşkeş çeken ranta bu ilin valisinin kayyımıdır. Biz buna karşı buradayız ama gördüğünüz gibi bir set oluşmuş. İşte Türkiye'nin insanlık ayıplarından biri. Maşallah. Şu anda bütün Türkiye'de dünyaya bağırıyoruz. Tebrik ediyoruz sizi gerçekten. İnşallah. Bu ilin ileş başkanları ve yöneticileri polis soruyla dışarı çıkarılıyor. Hadi bütün bakalım. Türkiye duysun bu rezalet. Bir tane müteahhit para kazansın diye. 300 tane cenaze var burada. 300 tane anne baba çocuğunun cenazesini arıyor. Bir tane müteahhit şurada bina yapacak. Ya ne amacı siz amacı? Havuz yapacak, park yapacak diye bütün polisi çekmiş bize, diyor ki özel mülkiyet ya. Vakıflar genel müdür orada açıklama yapacak şimdi. Buyurun, siz de görürüz orada. Özel alana siz girdiniz. Vakıflar genel müdür. 6 tane vekil var burada. Vakıflar genel müdürünü diye söylüyor ya. Açıklama yapacak. Vekil sahibi orada. Olur. Olur. Görüşürüz. Faili meçhuller bu devletin ayıbı burası, ayıbı. Kasaplar deresi burası. 300 tane cenaze gömülü burada. Vakıflar müdürü, vakıf işi mi bu? 300 tane cenaze var burada ya. Bu kelimelere dikkat edin. Meral abla, biz açıklamamızı yapalım. Niye bak ya? Biz açıklamamızı yapalım. Lütfen çekin, ben davacı olacağım. Vekil olmasın, ona hakaret etme hakkı vermez. Sen hakaret ettin bana, sen. Evet, kamera çekin senin hakaretini. Lütfen, tamam. Tülay, gel abla, gel. Ben hakaretimi şimdi çıkardım. Gelin, devlet bana hakaret edin. Kamera kaydını aç. Lütfen yapma. Tülay, gel ablacığım, gel. Patım da var. Hayır.
Ya! Tamam. Ya numarasını söyleyin ya fotoğrafını tamam, alacağım. Tamam. Öyle tamam, gelip bize sallayamazsınız ya. Tamam anladım. Size devlete tamam, sallayamazsınız tamam, o zaman. Biz sallamadık ya. Sen devlet ya. Sen devlet misin? Ben parlamenterim. Parlamento devlet yürütüden misin? Sen kimsin devlet yerine geçiyorsun ya? Biz neyiz? Sen memursun. Sen de değilsin. Zavallısın sen. Kendi devletmiş ya. Zavallısın. Yapma bana. Parlamentoyu devletten saymıyorsun değil mi? Parlamentoyu devletten saymıyorsunuz değil mi? He? Parlamento devlet değil, değil mi? He? Tabii. Polis devlet oluyor, parlamenter devlet olamıyor. Maşallah. Bey ne yapıyorsunuz ya? Nedir? Niye etrafımızı kuşatıyorsunuz? Nereye mi sürmek istiyorsunuz? Niyet böyle mi? Müdür Bey. Bu nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Abi, Çelik sizden bağımsız davranıyor. Çelik devam et. Çelik devam et. Bakın bize dokunmayın. Bakın size söylüyoruz. Bakın vekil bu. Dokunmayın. Yapmayın şunu. Bakın yapmayın bunu. Buranın çeviği amiri kim? Yapmayın. Bakın vekili itiyor kalkanla. Yapmayın bunu. Bir açıklama yapacağız çıkacağız. Burada öyle çok keyfe falan gelmemişiz. Biz konuşacağız. Bizi götürün. Tamam ya kapaça götürün o zaman. Yani nedir? Tamam. Ne, basın açıklaması evet, yapamıyor muyuz? Sevgili basın mensupları. Devam olurdu. Çekin iyi tamam. Çekin. Tamam arkadaşlar. İleri doğru devam ediyoruz. Nereye devam ediyorsun? Sen provokatörsün. Sen yol güzel gelmeye çalışıyorsun. Sen provokatörsün. Ya gitme beni. Gitmeyin. Lan burada emniyet amiri kim? Kim burada amir? Sen provokatörsün ha. Kim burada? Büyüğünüz kim? Sen buradaki amirden bile talimeden bir provokatörsün. Tamam mı? Siirt Emniyet Müdürü nerede? Şu anda itekleniyoruz. Siirt Emniyet Müdürü nerede? Şu anda itekleniyoruz. Ne içiyorsun arkada? Evet. Ha, düşürün, düşürün. Bir dakika. Ya oğlum sen kaptan bile kullanamıyorsun. Çekil onu. Çekil onu. Peki. Yavaş. Yapsın bu rezilliği yapsınlar. Yapın yapın. Yapmazsanız sizden hadisi yok. Yapın. Yavaş. İtin milletvekillerini itin. Yavaş. Daha fazla itin. Yapın. Düşmesin. Yavaş. Provokatör onun yüzünü çekin. Onun yüzünü çekin. Sen el salla. Vekili itiyor sorun yok diyor şapkam ya. Şapkam diyor. Yavaş. Sol taraf sağa doğru gel. Sağa doğru gel yola doğru sağa doğru. Ne oldu? Ne oldu? Yavaş ilerle. Arkadaşlar yavaş ilerle. Ekim geliyor. Yavaş. Dövüyorlar ya. Çekin. Bu rezaleti bütün dünya görsün. Bütün dünya görsün. Bir şirket, bir devlet seferber olmuş. Türk devleti bir şirketi koruyor. Bir şirketi. Kalyum rahatsız et. Dağıtın vekillerini kolluyor. Ve polisleri de kullanıyorlar. Siz de yarın kullanılıp açılacaksınız. Lütfen bu emirlere uymayın. Siz Türk işçiyorsunuz. Ne yapalım? Bugün kalkmış. Yok. Açıklama yapmamız engelleniyor. Evet, şu anda ama biz tüm engellemelere rağmen açıklamamızı yapacağız. Şu yandaki dereyi görmemek, göstermemek için büyük bir maharet sergiliyor devletin polisi. Özel bir firmayı korumaya çalışıyor. Buradaki ayıpları korumaya çalışıyorlar. Örtbas etmeye çalışıyorlar. Tüm engellemelere rağmen biz şu anda basın açıklamamıza başlıyoruz. Meral Başkanım da söz. Değerli basın mensupları, bugün Adana milletvekilimiz sevgili Tülay Hatimoğulları, aynı zamanda eş genel başkan yardımcımız, Garo Paylan eş genel başkan yardımcımız, Diyarbakır milletvekilimiz, Kocaeli milletvekilimiz Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcümüz Dişyar Özsoy, yine İstanbul Milletvekilimiz ve Demokratik İslam Kongresi eş sözcümüz sevgili Hüda Kaya ile birlikte
buradayız. Buraya gelişimizin tek bir amacı var. Nevala kasaba vadisinde toplu mezarların üstüne imar izni verilmesi. Ve bunun projeleri biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Bu projelerde büyük büyük binalar, villalar, havuzlu villalar yapılacak. Ne üzerine? Toplu mezar üzerine. Evet, burası bir hafıza mekanı. Bunu söyleyeyim. Biz Diyarbakır'dan yola çıktık. Buraya uçak seferleri olmadığı için 3 araçla birlikte ben neredeyse her hafta Siirt'e gelip gidiyorum. Siirt'in vekili olmak sebebiyle. Ve bugün hiç olmayan kontrol noktaları Batman'dan itibaren Siirt'e kadar kurulmuş vaziyette. Her yerde kontrol noktaları var. Aman tanrım, çok tehlikeli bir heyet geliyor. 7 milletvekili var. 7 milletvekili Siirt'e geliyor. Şimdi de arkamızda gördüğünüz kolluk gücü bizi görüntülememizi, Nevala kasabanın doğasını, nereye yapılaşma yapılacağına dair tespitlerimizi kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. Ve vekillere karşı büyük bir saygısızlık yaptılar, suç işlediler. Bunu da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce bu baskı, bu zulüm, bu korkutma siyasetini bize hiçbir etki etmeyeceğini en iyi onlar bilir. Onlar korkar ama biz korkmayız. Biz korksaydık bugün ayakta duramazdık. Çünkü biz haklıyız. Haklı olanlar asla korkmazlar. Biz hakikatin peşinde koşuyoruz. Evet, Nevala kasaba bir tarihsel hafıza mekanıdır. 89'da burada çok kısa bir süre içinde yapılan kazılarda 8 tane cesedin kemiklerine rastlandı. Ve sonra dönemin valisi o kazı çalışmalarını bir talimatla durdurdu. Ondan sonra buraya duble yollar yaptılar, polis okulu yaptılar. Amaç ne? Amaç bu hafıza mekanını yok etmek. İnsanlık değerlerini ayaklarının altına almak ve hakikatlerin üzerini betonla kapatmaktır. Evet, biz daha önce de söyledik. Bizim belediye bizim yönetimimizdeyken bu imar izinlerinin tamamı iptal edilmiştir. Ama kayyım gelir gelmez buraya imar izni vererek yapılaşmanın önünü açmıştır. Bugün de sözde bize söyledikleri gerekçe buranın özel mülk olduğu yönünde. Özel mülk olabilir. Biz özel mülke herhangi bir zarar vermek niyetinde değiliz. Aksine bu özel mülkün korunmasını bir hafıza mekanı olarak buranın geçmişle yüzleşmede ve hakikatlerin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir yeri olduğunu söylüyoruz. Kanunlarda da bunun yolu vardır. Eğer özel mülk sahipleri biz zarara uğrayacağız diyorsa devletin görevi, tek bir görevi var, burayı kamulaştırmak ve buradaki cesetlerin, kemiklerin ortaya çıkarılmasına destek olmaktır. Mülk sahiplerinin giderlerini de zararlarını da karşılamaktır. Buraya toplu mezarlarda 1915'ten Ermenilerin, Keldanelilerin cesedinden 90'lı yıllarda katledilen Kürtlerin cesedine kadar yüzlerce cesedin burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve benim çağrım öncelikle kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna, bütün insan hakları örgütlerine, sivil topluma, bütün barolara, Siirt'e gelin ve bu insanlığa karşı işlenmek üzere olan suçu hep birlikte durduralım. İkinci çağrım Siirt halkına. Siirt halkı kemiklerin üzerinde yaşayamaz. Siirt halkı anılarına saygı duyar. Siirt halkı burada yapılaşmaya izin vermez. Bütün Siirtleri tarihlerine, hafızalarına, insanlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz ilim vekilleri olarak ve Halkların Demokratik Partisi olarak sonuna kadar buranın yapılaşmaya açılmaması için, var olan imar izinlerinin iptal edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Son olarak Hişyar Vekilimiz de söz alacak. Şunu da söylemek isterim. Evet, kayyımın rant politikası olduğunu her yerde söylüyoruz. Maalesef bu rant öyle bir aşamaya geldi ki toplu mezarların üzerine havuzlu villalar yaptıracak noktaya geldi. Bu da insanlık açısından utanç kelimesinin bile
az kaldığı bir raddeyi gösteriyor. Ben şimdi sözü Diyarbakır Milletvekilimiz Hışyar Özsoy'a vermek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum değerli basın emekçileri. Doğrusu biz 7 vekil olarak buraya gelip bir basın açıklaması yapıp dönecektik. Bu mevzuya, bu kasaplar deresine, buradaki cenazelerin üzerine yapılaşmanın olmasına karşı fikirlerimizi ifade edip gidecektik. Fakat buraya geldiğimiz zaman yolda olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını gördük. Yani 7 vekil kente geliyor, bir kente geliyor. Bu kasaplar deresi, şu Nevala kasaba sadece Siirt'in değil, bütün bu bölgenin bir yarası. Bunu dillendirmek için biz buradayız. Fakat tekmelenme, polis kalkanlarıyla itilme, kakılma falan her türlü şeyi gördük. Maşallah, maşallah. Bir tane şirket, bir şirket birkaç kuruş para kazanacak, ha başka bir şey yok. Birkaç kuruş para kazanacak, şuradan rant elde edecek diye şu içinde olduğumuz rezalete bir bakın. Meral abla söyledi. Biz şöyle bir toplumuz, bu sadece burası için demiyorum, bütün Türkiye, bütün Anadolu için söylüyorum. Mezarların yanından geçerken yüksek sesle bile konuşmayız biz. Ölü olduğu zaman, cenaze olduğu zaman 3 gün evde televizyonlar kısık olurdu. Böyle bir edep adaptan gelen bir kültürdeyiz. Burada cenazelerin olduğunu herkes biliyor, üzerinde. Ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu söylüyordum. Bu topraklarda ölüye saygı gösterilir. Kimliğine bakılmaz, kim olduğuna bakılmaz. Biz öyle bir kültürden geldik. Az önce söylüyordum. Cenazenin olduğu yerde yüksek sesle bile konuşmaz. Şimdi iş makineleri çalışıyor mezarların üzerinde. Meral vekilimi söyledi. Ben şuna inanıyorum. Bu dünyada hukuken diğer dünyada da bunun hesabı olur. Yani siz zannediyor musunuz ki Siirt halkı çocuklarını kemik parçaları üzerinde büyütecek ve bundan zevk alacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bizim talebimiz net. Bir talebimiz var. Diyoruz ki şu kasaplar deresinde ne olmuşsa bu açığa çıkarılsın. Kimsenin malında, mülkünde, özel mülkiyetinde gözümüz yok. Vatandaş buraya para vermiş. Belli ki burası arsa, yani imara açıldıktan sonra arsaya dönmüş. Vatandaşın, buranın özel mülkiyet sahiplerinin hepsinin zararını kamu, devlet karşılamak zorunda. O açıdan öyle vatandaşla da karşı karşıya geldiğimiz bir durum yok. Ama şunu söylüyoruz. Bizim bildiğimiz 300 tane. Genel kurmayın söylediği en az 186 tane. Bunlar resmi devletin kayıtlarında var. Bakın şu dere boylu boyuna ceset, ceset. Ya insan olan, Kürt olmasına gerek yok, vicdan sahibi olan, herkesin ya ne oluyor, bu kadar mı gözünüz döndü? Yani villa dikmediğiniz bir şu cesetlerin üzeri mi kaldı? Bak her taraf boş işte, dökün her tarafa villalarınızı yapıyorsunuz, binalarınızı, saraylarınızı yapıyorsunuz. Bari mezarların üzerine yapmayın. Bu kadar basit insani bir talebi söylüyoruz. Biz milletvekilleriyiz. İnsanlar geliyorlar. 30 yıldır cenazesini arayan insanlar geliyorlar. Bari iki tane kemiğini verin, çocuğuma bir mezar yapayım diyorlar. Bunun için buradayız ve gördüğümüz muamele gerçekten içler acısı. Bizim açımızdan değil. Ama bakın şu cenazeler, şu kasaplar deresi, şu Nevala kasabanın içerisinde 30 yıldır binlerce ağıt yakılmış burada. İnsani olan yaklaşımın uygulanmasını istiyoruz. Bu meseleyi çok politize etmeye, siyasi bir tarafa çekmeye gerek yok. Bakın daha 2 gün önce 13 hak kurumu, aralarında Siirt Barosu'nun da olduğu 13 tane baro bir açıklama yaptı. Dedi ki şu bölgeyi koruma altına alın, bu bölgeyi koruma altına alın. Bu kemikleri bilimsel yöntemlerle, adli tıpçılarla çıkaralım, kimlik tespiti yapalım. Bunları çıkaralım, sonra üzerine villa mı dikersiniz, bir saray daha mı dikersiniz? Siz bilirsiniz. Ama bu kadar cesedin, cenazenin olduğu bir yerde Allah billah aşkına elinizi bir vicdanınıza koyun. Son bir söz olarak da şunu söyleyeyim. Bakın biz kimsenin ekmeğinde değiliz. Kimsenin de ekmeğini engellemeye çalışmıyoruz. Ama cesetlerin, cenazelerin, kefensiz, sessiz cenazelerin üzerinde de her kim ki rant elde etmek istiyorsa, Halkların Demokratik Partisi olarak da, vekiller olarak da bir çift sözümüz var. Bu dünyada da, diğer dünyada da şeref kazanmak için biz burada şu inşaatları yapanlara da elinizi vicdanınıza koyun.
ve bu rezalete bir dur deyin, bunu yapmayın. Ve hep birlikte buranın kamulaşması ve zararı olan herkesin, bütün vatandaşların zararının giderilmesi için biz de devlet yetkilileri de oturup çalışıp buna bir çözüm bulalım. Biz sonuna kadar şurada sessiz yatan, sesi olmayan insanların ve ailelerin sesi olmaya devam edeceğiz diyorum. Değerli arkadaşlar, ben size günün özetini söyleyeyim. Bakın buradan tüm Türkiye ve dünya duysun. Burada Nevala kasabada, Kasaplar Deresi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi'nin 7 milletvekili ve yöneticileri açıklama yapmak istedi. Ve şu gördüğünüz AK Parti, MHP, Cumhur, Zulüm İttifakı'nın yetkilileri tarafından engellendi. Şunu tüm dünya çok iyi bilsin. Burada bizi 50 metre iteleyebilirler hukuksuz bir şekilde milletvekillerini, ama bu insanlık ayıbının üzerini örtemezler. Bugün örtemeyecekleri ortaya çıktı. Sen bizi 50 metre itelesen ne olur ya? Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Bu dereyi sen hangi villayla, hangi ayıpla örtmeye çalışıyorsun? Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Dereyi görmemizi, göstermemizi engelleme gibi komik bir çaba içinde olduğunu buradan tüm medyaya duyurmaya çalışalım. Burada bugün böyle bir ayıp yaşandı. Anayasal olarak tüm Türkiye'nin milletvekili olan 7 milletvekili bugün darp edilerek, ite kaka ileri sürülerek Kasaplar Deresi'nin ayıbı örtülmeye çalışıldı. Ama biz bu ayıbı örttürmeyeceğiz. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bunu duyuruyoruz. Biz bu hassasiyeti devam ettireceğiz. Ve herkes de şunu iyi bilsin ki buradaki tüm polisler de şunu çok iyi bilsin. Amirlerinin hukuksuz anayasayı çiğneyen emirlerine uydular bugün. Bunun mutlaka hukuken anayasal olarak da karşılığı vardır. Bir gün bu ülkeye de hukuk gelir. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Teşekkür ederim. Sen istersen al, sen bitir ablacığım. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün kentte olacağız. Sadece kurum ziyaretlerimiz var. Bir de halkı belki kısa bir selamlama yapabiliriz. Bugünlük programımız burada sona erdi. Ama çağrımı yineliyorum. Kasaplar Deresi, diğer adıyla Nevala kasabada insanlığa karşı suçların sonuçlarıyla yüzleşmemiz lazım. O cenazelerle, o cesetlerle, o kefensiz gömülen cenazelere sahip çıkmamız lazım. Bu bir insanlık görevidir. Teşekkür ediyorum.